Evet, herkese merhaba. Grand Theft Auto 3 Definitive Edition 2021 oyunu bitirdik ama sırada telefon görevleri var. Birinci ve ikinci, üçüncü adada telefon ve gizli görevler var biliyorsunuz. Onları yapmaya çalışacağım bir saatte. En son burada oyunu bitirmiştik. Burada açıldığına göre şimdi ilk adaya gidebilirim. Sırayla yapacağım. Yani şu aşağıda var aslında telefon görevi ama buradakini yapmayacağım tabii ki. Şimdi bu videoda şey yapacağım. Gizli görev değil de hatta o görevleri de ayrı bir video yapacağım. Hepsini ayrı bir video yapabilirim. Gizli paketler ayrı bir video olabilir. Şimdi burada yapacağım şey şu olacak. Şimdi ilk adanın telefon görevlerine gidiyorum. Sonra ikinci adanın telefon görevlerine, sonra üçüncü adanın derken öyle o şekilde videoyu sonlandıracağım. Ne oluyor lan? Bunlar niye benim peşime geliyor? Ulan yarışa gideceğiz. Bu arada ilk görevin yarış olduğunu hatırlıyorum. Yarışa gider gitmez daha arabayı dağıttık hemen. Neyse orada bir spreye gireriz. Oh, alttan araba geçti. Devrilen ben oldum. Devam. Birinci adaya en hızlı köprülerin üstünden gideyim. Şimdi tünelin altından da gidiliyor da. Ya da alttan mı gitsem acaba? Alttan gideyim, direkt çıkar. Tünelin oradan gideyim. Boyacıya da gitmeye gerek kalmasın. Şöyle alayım mavi renk. Tabii çarpmadan gidebilirsem tabii. Şimdi yarışa doğru gidiyorum. Polise çarptım ve kızdı. Oğlum çok şerit değiştiriyorlar ya burada ya. Buraya bunlar nedense şerit değiştirme isteği çok daha fazla. Tam telefon üstünden geçtim ha. Portland Adası. Buradan. Ya abi niye şerit değiştiriyorsun? Bak ya. İçine mi doğuyor nedir? Arkadan bakıyor geldi mi? Hepsi şerit değiştiriyor. Bak taksi de değiştirdi. Buradan sağa doğru gidersem birinci ada. Arabaya baksana ne kadar dağılmış. Başlıyoruz bu arabayla. Ha, bir de şey var, unuttuğumuz bir şey daha var. Ben bu telefon görevlerini yapmaya karar verdim. İyi güzel ama mafya hala eski mafya sanırım oyun bitmesine rağmen. Yani pompalıyı yapıştırırsa iki tane yarış marış dinlemezler. Neyse başlıyoruz telefon görevleri. Hadi bakalım. Hızlı bir araba bul. Zaten yeterince hızlı olduğunu düşünüyorum bunun. Köprünün oraya git. Yarışı başlat. Acele etmezsem eğer sakin oynarsam geçerim rahat canı.
Bak ya, o kadar yamulmaması lazım ya. Kutu, alt tarafı kutu yani. Ön taraf gitti bile yani şimdiden. Neyse. Yarış başladı. Tam beni arabadan indirecekti bu arada. O kadar sinirliler çünkü. Lan bir dakika. Sağa mı sola mı? Oradaki işaret ne? Mor olan ne ya? Kafamı karıştırdı benim. Pit Sweeper. Daha önce açılmıştı zaten ama yine açtı. Evet, sonraki. Tamam. Sıradım. Arayı açtım güzel. Riyatlar ateş ediyor. Mafya ateş ediyor. Diablo ateş ediyor. Kartel ateş ediyor. Bir de o Morrek en son adadakiler ateş ediyor. Yani evet, mafyaya geldim. Yedim bir tane. Acil değiştirmem gerekiyor. Pompalı önümde öldüm mü? Ölmedim. Arabanın patlamamasına şaşırıyorum halen. Derken mükemmel bir yerde patladı yani. Ben de... Aha, ölmedim. Yani dördüncü olduk. Hani senaryoyu nasıl çizerdin? Böyle. Oyun bittikten sonra bu görevleri al işte, bir kere daha aynı şey oluyor. Senaryo bittikten sonra bu yarışı yapmak kadar saçma bir şey olamaz çünkü. Çünkü bütün her şey, herkese düşmansın. Sen yarış yapmaya kalkıyorsun onların bölgesinde. Onlar da ne yapıyor? Atış ediyor doğal olarak. En azından üçüncü olabilirim şu an ama. Aa, yetiştim hepsine. Aa, hepsine yetiştim. Ya enteresan. Bunlar demek ki kaza falan yaptı. Evet, yerken yine mafyaya girdik derken. Buraya kadar gelip de buradan yarış kaybetmek istemiyorum dedim ama. Sağda, solda, yanda mafya kaynıyor. Allah'tan. Lütfen ya, artık mafya çıkmasın ya. En azından şu yarış görevini bir tamamlasaydım. Kazasız. Şimdi Triadlar bölgesi. Vallahi mucize gibi tamamladım yarışı. Hiç birinci olacağımı düşünmüyordum. Adamlar yavaşladı da belli ki. Vay be. Yalnız ne sağlık ne de armor var. İkisini de almam lazım. Armor'u şuradan alayım. Lokantalar öleceğim zaten şu anda. Armor satmıyor musun sen? Armor satmıyor ki. Ben armor'u nerede alıyordum burada? Joey'nin orada alıyordum. Neyse. Burada kalp malp olması lazım bir yerde. Ha. En azından şunu alayım bari. Dondurmacı olacağız ha? And lure these fools to their doom with the jingly jingly. They hide in a warehouse on Atlantic Key. Hadi bakalım.
Evet. Dondurmacı kamyonu bulacağız. Bu arada bahsettiğim senaryo olmuyor. Galiba Definitive Edition'da düzelmiş gibi görünüyor. Normalde pompalıyı iki kere koyduğu zaman mafyaların, yani zaten pompalı attığını görüyorsunuz yollarda da, İki tanesi böyle isabet ettiğinde, bak bir, iki, olmadı bak. Bir, iki, Allah'tan değmiyor. Aslında atıyorlar pompalıyı da. İki tane attıkları zaman direkt patlıyordunuz. Normal oyunda öyleydi ama Definitive Edition'da sanırım biraz daha iyi. İyi diyeceğim. Ağzımda kaldı laf. Laf ağzımda kaldı abi. Aslında evet, bundan bahsediyordum. Ben aslında şu anda yaptığım şey ne biliyor musunuz? Bu oyunu şu anda zor modda oynuyorum diyebilirim. Çok rahat. Çünkü bunun göstergesi budur. Kesinlikle yani. Sıfır banshee aldım şeyden. Ve kaç mermi yedim gördünüz. En fazla 4 tane 5 tane. Hani araba yanmaya başlamıyor yani. Hani direkt patlıyor. Direkt patlıyor yani, hiç şeysiz. Ve nedense mafya mahallesinde geziyor hep. Şu oyunda en korktuğum şey mafya mahallesinde gezmek. Bir, iki. Güzel, etrafta mafya var. Olmadı. Olmayacak. Şu arabam yandı. Arabam yandığı için. Bir kere daha. Ne kadar zor değil mi? Biliyorsunuzdur ki normalde bu kadar da zor değil. Ben zorlaştırdım sanki. Oyun bana zorlaştırdı. Niye? Çünkü oyun bittikten sonra yapıyorum bunu. Yapmamam lazım. Daha önce yapmam lazımdı. Ama şimdi yapıyorum. Başaracağım. Zoru severim. Hatta gerekirse mafya mahallesinden uzak durayım. Mafya mahallesi şurada başlıyor. Al işte banshee yok. Banshee yok. Dondurmacı nerede? Tam da mafya mahallesinde geziyor ya. Ya bak, adamlar orada bekliyor zaten. Böyle yapacağız. Öldüreceğiz. Bak pompalı olanları öldüreceğiz. Şöyle. Soldakini gördünüz mü? Soldaki. Onu öldürüyorum. Soldan spawnum mu oldu artık? Bir şekilde gel. Köşeyi döndüm gibi geldi ya. Sağlam araba bilmem mi gerekiyor maalesef. Neden spawn olmadığını anlamıştı da değilim bu arada. Hani niye spawn olmadı? Ya şey çok kötü ya. Hani önce bir yanmaya başlasın. Ne bileyim. Bir uyarı, bir şey yok. Direkt. Adam pompalıyı çekiyor abi. Geliyor bu arada, gördüm. Ben şu arabadan niye inmiyorum ki? İneyim. Abi arkamda spawn olmaması lazım ya. O kadar da değil yani ya. Bu nedir ya? 3 tane birden. Arkama bir dönüyorum, 3 tane spawn olmuş ya. Abi 3 tane de önden spawn olmadı. Oluyor ya, cinnet geçireceğim şimdi ya. Spawn ediyor oyun. Adam arkamdan spawn ediyor. Önünden spawn ediyor.
Galiba en mantıklısı şu mafya bölgesinden kamyonun çıkmasını beklemek. Başka türlü olmayacak bu yani. Dondurma kamyonunu patlattılar abi. 2 tane koydular, yetti yani. Bekle ya. Bunlarla mı uğraşacağım abi? Uğraşmasını uğraşayım da spawn etmese. Lan ne oluyor oğlum? Bakalım nereye kadar geliyor. Şu an mafyalar spawn olmadı. Adam sola doğru gidiyor. Radara bakın. Takip edeceğim. Acele etmiyorum. Acele etmiyorum. Mafya bölgesine girmiyorum. Kadar. Atlantik iskelesinin oraya. Atlantik iskelesi neredeydi? Ya şuradan gitmeye korkuyorum ya. Gerçi burası şey, ha pardon. Diablo bölgesi burası, mafya bölgesi değil. Nerede satacağız dondurmayı? Atlantik iskelesi. Şeydeydi o. Uyuşturucu baskını yapmışlardı ya. Oralarda bir yerdeydi. Polis hani yapmıştı orası. Şöyle şimdi triatlar saldıracak. Neyse ki triatlarda sadece tabanca ve topa var. O yüzden o kadar korkmuyorum ama pompalı boyunda bitiriyor olayı. Çok kolay patlatabiliyor. Çok hasar aldım bu arada. Hepsine silah mı verdiniz abi? İstediğiniz olun. Telefon görevleri benim gibi oyun bittikten sonra yapmayın abi. Adamlar geliyor bak. Uzaktan patlatacağız şimdi bunu. Mafyalar. Bir, iki, üç. Leave me alone. Şimdi şeye doğru giderken benim mekanı hatırlıyorsunuz. Bu arada şurada da telefon görevi var. Onları da yapacağım bir ara. Buradaki armor alayım. Neredeydi onun girişi ya? Şurada mıydı? Oyunun en başından beri gittiğim yer ha. Bir armorumuz olsun. Gidersem mafya bölgesi. O yüzden oraya gitmiyorum. Oyun bittiğine göre biraz daha silah alabilirim ama burada da çok silah satılmıyor.
Eşle imtihan. Some insolent triad stole my beautiful car last night, wrecked it and left it burning. Some of my most precious donkey memorabilia was in the trunk. Real collectibles that are irreplaceable, my friend. I've hidden a throbbing weapon on the edge of Chinatown. Take it and teach these triad vandals to fear El Poro's well endowed wrath. Arriba! Bu arada şey yaparız. Birinci ada telefon görevi. Biraz uzatabilirim şeyleri, videoları. Aslında öyle hani tek videoda yapmaya gerek yok. Biraz böyle uzatabiliriz. Yağmuru da hiç sevmiyorum şu oyunda ya. Arkadaş çok gözüm alıyor. Nereye saklamış? Şuraya bir yere. Uzak falan mıydı? Şuraya takıldım, gidemiyorum. Oba, bu ne? Alev silahı, 25 triad öldür. Ha, böyle etkinlik görevleri de oluyordu bu oyunda. Sınırsız. Yok 15, pardon, kalan sayısını gösteriyor. Riyad öldürmem lazım. Böyle Çin mahallesinde daha çok vardır şöyle şu tarafta. Oba, görüntü çok güzel orada, kaplamalar. Işıklandırma çok güzel. 1,5 dakikada 12 kişi öldürebilir miyim? Bunlar bana niye saldırmıyor? Enteresan. Animasyona yüz alıyorum. Yakalandım. Aa, yakalayamadı, hayret. Kapıyı açıp yakalıyor ya, o olacak sandım, olmadı. Damarlı. A thieving opportunist has stolen a van of my latest publication, Hot of the Press. But that spanked up idiot has left the rear doors open. And now my beautifully produced, tastefully photographed adult literature is being dropped all over Liberty. Take the van and follow that trail of Donkey Does Dallas volumes 1, 2 and 3, collecting it as you go. Follow the trail to that thieving spankard, waste him. Atılıyordu bir yerden. Evet, bu görev biraz zor. Biraz değil, bayağı zor. Çünkü dergileri çok hızlı toplamam gerekiyor. Tren var, 40 saniye. Bunları almam lazım sürekli. Çok hızlı almam gerekiyor. Hatta o kadar hızlı almam gerekiyor ki
süre geri saydığı için hızlı da olmam lazım aynı zamanda. Kola gidecekmişim ya abi. Radara koysaydınız en azından görseydiniz. Eyvah, mafya mahallesine gidiyorum. Tam da oraya gidiyorum şu anda. Sorun yok. Neyse ki pompalılar spawn olmamış. Şimdi 9 saniyem kalmış, şimdi gördüm. Polis peşime takıldı. Başka neler gelecek? 30 saniye. Çok iyi. Daha seri. 40 saniye falan başlamıştı. 10 saniye falan kaybettim. Trafiğin durmaması gerekiyor. 26. Birkaç saniye daha kaybettim. Nereye doğru döneceğim görmedim. Bir tanesini almadım galiba. Bu tarafa doğru gidiyor. Yirmi saniyem kaldı. Fena değil. Biraz daha seri olmam lazımdı. Güzel, 20 saniye devam. Devam, 20 saniye. Vay be, başardım be. Oyunun zor görevlerinden biri vallahi. Adamı da öldürdüm. Şimdi kamyoneti teslim etme zamanı. Tabi tek parça halinde götürebilmek var şimdi. Sanırım mafya mahallesinde değil inşallah. Orada olmasın da hani şimdi iki mermi yiyip de bu kadar emeğin boşuna gitmesi. Eyvah, dumanlar çıkıyor arabadan. Çarpmamam lazım bu arada. Çarparsam da emekler gidecek. O yüzden acele etmeden. Şöyle soldan hiç mafyalara görünmeden. Yak yiyen adamlardan korkuyorum hani her an çat diye vuracak diye. Ya bu şaka herhalde ya. Abi bu nasıl buradasın? En baştan başlatacak şimdi ya. Abi burada mafyanın ne işi var? Burada mafya olmaması gerekiyordu ya. Ya şaka herhalde bu ya. Vallahi şaka ya. Abi korktuğum başıma resmen geldi ya. Burası mafya bölgesi olsa anlayacağım. Diyeceğim ki tamam. Adam orada spawn olmuş ya. Bir tane attı ha, bir tane. Arabadan inmesem yetişir miydim bilmiyorum ki. Nereye bırakacağımı hatırlamıyordum ya. Belki yetişirdim aslında ama. Hangi garaja bırakıyorduk ki bunları? Ulan mafya bölgesinden hani şansa bala geçtik dedik. Kimse ateş etmedi dedik. Kurtulduk dedik. Adamlar en sona koymuş ya. Bak orada 3 kişi var. 3'ü de pompalı değil. Ne kadar hızlı yaparsam o kadar iyi. Çünkü... arabayı tamir ettirme gibi bir şeyin de yok ha. Bu arada yani hani tamir ettireyim. Daha dayanıklı olsun desek o bile yok.
Baksana arkadan yine pompalı çaktı galiba. 37 saniye. Bu sefer daha iyi. Dumanlar çıkıyor şimdiden. Saniye var, aceleye gerek yok ama problem şu ki araba çok dayanıklı değil. Çok narin şu an yani. Yani bir tane mermiyi bile kaldıracak durumda değiliz. Daha bak o aslında şu vuruşu yapmasam daha iyi olacakmış. Tamir ettirsem desem tamir ettirecek yeri. Şimdi bir düşünelim. Buradan gitmeyeyim ben, tamam mı? O riski almayayım. Şuradan gideyim. Ama burada da işte şeyler var abi. Triadlar var. Onlarda da tabanca var yani. Hangisinden kaçacaksın ki yani? Her yer dolu. Sola dönsen orada triadlar var. Yukarı gitsen mafya var. İkisinin ortasından geçmek zorundasın yani bak. Bu işin başka şeyi yok, çaresi yok. Şurada bir gizli bir yer var. Gözümü dört açacağım burada ya. Başka çare yok, süre yok nasılsa. Oradan bir tane böyle mafya spawn olursa. Baksana orada bekliyorlar mafya şeyler. Baba baba. Oh, çıkmadı bu sefer mafya falan. Nihayet. Ay da az kalsın patlıyordu araba. XXX magazin. Bunların tiplere bak. Satıcılar bunlar mı? Oha ne oluyor lan orada? Sıraya girmişler. Bu arada evet şey bitti. Birinci adanın telefon görevleri bitti. Aslında bir de şey var. Nedir onun adı? Gizli telefon görevleri var. Ama o da belli saatlerde çıkıyor. Onu da bir sonraki bölümde yaparız. 33 dakikalık telefon görevleri bence bu kadar yeter. Sonraki bölümde bu gizli telefon görevlerine devam edeceğiz. Ya da ikinci adanın telefon görevlerine devam et. Ona bakacağız ne olacağına. Ha bu arada evet. Bakın kapın o dergiler alınca o dergilerden bir tanesi bana gelmiş bak. Eşek resmi koymuşlar. Eşek master diyor. Herhalde cinsel resimleri koymak istememiş olabilir. Birkaç tane de içeride var. Helalara. Evet. Ben izledim, teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm yine bu oyunda bir şeyler yapacağız. Hoşça kalın.